Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bugün sabah saatlerinde Tokat'a geldi. Bir tekstil fabrikasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşma yapan Bakan Zeybekçi, Türkiye'nin ihracattaki büyümesinden bahsetti ve 2018'i aydınlık ve hedeflerimize ulaşabileceğimiz yıl olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Değerli dostlar, değerli Tokatlı kardeşlerim, şöyle bir gelişmiş ülkelere baktığımızda şunu görüyoruz. Gelişmenin tek gerçekçi yolu ihracat ve ihracata dayalı büyüme. Burada rahmetli Özal'ı minnetle ve şükranla anlıyorum. Çünkü Türkiye ilk defa onunla başladı. İhracat, ihracata dayalı büyüme. Kendi öz kaynaklarıyla, milli kaynaklarıyla, alın teriyle, akıl terini dünyaya pazarlayarak elde ettiği finans imkanlarıyla kalkınma ve büyüme. İşte bunu gerçekleştiriyoruz. İlk yarıda Türkiye, dünyadaki ülkelerin özendiği, bizim de hep planlarımızda keşke böyle büyümemiz olsa diyeceğimiz şekilde bir büyümeye ulaştık. O da %5.1 büyümemizin %3.9'u ihracat ve yatırımlardan geliyor. Bu şu demek, 2018'i bunun için ümitli bakıyoruz. 2018'i bunun için biz aydınlık ve hedeflerimize mutlaka ulaşabileceğimiz olarak görüyoruz. Yani bu şu demek, Türkiye büyümek için namerde muhtaç olmayacak. İhracata dayalı ve yatırımlara dayalı bir büyüme demek, Türkiye'nin büyüme patikasında bırak namerde, merde bile muhtaç olmadan kendi imkanlarıyla ve kaynaklarıyla büyüme alanıdır. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için, bunu devam ettirebilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bütün hazırlıklarımız bu yönde. Onun için 2018 bu anlamda bunun pekiştiği yıl olacak ama yılın ikinci yarısındaki rakamları göreceksiniz. İhracat güçlü bir şekilde destek vermeye devam edecek. İhracat ve yatırımı bizi muhasım ve denge seviyesinin üzerine çıkaracak, oraya taşıyacak ikiz kardeşler olarak görüyoruz. Durmak yok, ihracata devam diyoruz. Durmak yok, yatırıma devam. Durmak yok, üretmeye devam. Başbakanımızın tabiriyle artık dönem laf üstüne laf koyma dönemi değil, laf yetiştirme zamanı değil, iş yetiştirme zamanı. İş üstüne iş koyma zamanı. CRS Tekstil'in 10 bin metrekarelik alanını 15 bin metrekarede yeni alan ekleme zamanı. Yeni üretim hakları ekleme zamanı. Buradaki 900 küsur kardeşimizi bir 900 daha ekleyerek 1800'e çıkarma zamanı. İnşallah Haluk Bey'le milletvekillerimizle, varımızla beraber oturacağız. Biz acaba ne yapabiliriz? O büyümeyle ilgili ne yapabiliriz? Ulaşımla ilgili konularımızı Yusuf Bey yolda gittikten haberi anlatıyordu uçakla ilgili, havaalanıyla ilgili. İnşallah onu da hep beraber takip edeceğiz. Evet, değerli arkadaşlar, biliyorum vaktimiz de iyi değil. Biraz sonra inşallah geniş kapsamlı bir toplantıyla akşama kadar buralarda olacağız. Diğer bir ifadeyle bu yıl ihracatımızı hem %10 üzerinde artıracağız, hem ekonomimizi %6'nın üzerinde büyüteceğiz, hem de 2018 için bütün işaretlerimizi olumlu olarak göreceğiz. Saygıdeğer milletvekillerim, sayın valilerim, değerli belediye başkanım, değerli oda ve borçlar ve birlik başkanlarım, değerli Tokatlılar, değerli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, biz 80 milyonluk büyük ülkeyiz. Biz 80 milyonluk bu büyük ülke olarak da kültür coğrafyamızın, kültür coğrafyamız dediğimiz bu çadırın da çadır diyoruz. Bizde bir söz vardır. Yâri güzel olanın başı belasız olmaz diye. Biz bu ülke için, bu ülkenin geleceği için, bu milletin, bu ecdadın bize emanet olan bu kültür coğrafyasının geleceği için, yarenimiz de güzel olduğu için her şeyi güzel olarak yola çıktık. Allah'ın izniyle her şey iyi olacak. Çünkü aşkımız büyük, sevdamız büyük. Bu bir inanç meselesidir, umut meselesidir, aşk meselesidir. Bakın, büyük Üstad Neşet Ertaş öyle diyor. Ne zaman aşk biter, o zaman yorulur insan. Aşkımız bitmediğine göre yorulmayacağız Allah'ın izniyle. Koşmaya devam edeceğiz.
Bu vesileyle bizi bugün evini açan başta CRS Tekstil Haluk Bey'e ve bütün CRS Tekstil ailesinde ev çalışanlarına, tüm Tokatlı hemşerilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, valimize, oda başkanlarımıza, rektörümüze, sayamadığım birçok arkadaşım vardır. Onlar da haklarını helal etsinler. Tokatlı müsteşarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ilan edeceğimiz, açıklayacağımız rakamların ülkemize, milletimize, ihracatımıza, sanayimize hayırlar getirmesini dileyerek sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Eğitim Birsen tarafından geliştirilen ve uygulamaya başlanan Bir Bilen ile Bilge Nesil Projesi, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve eğitimcilerin de katılımı ile düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Teşekkür ederim. Bugün bir kere öncelikle kitap dolu bir gün olduğu için çok güzel. İlimizde gerçekten okuma noktasındaki farkındalık, eğitim kurumlarımız, kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimizle beraber her geçen gün aslında çok daha istenilen düzeyde gelişiyor, artıyor. Bu kapsamda da Eğitim Birsen sendikamız da çok güzel bir çalışma yaparak öğrencilerimize kitaplarla buluşturmak üzere öğretmenleriyle birlikte güzel bir organizasyon yapmışlar. Hem okuma faaliyeti hem okumanın da sonunda birlikte öğrencilerimize yazarlık boyutunda geliştirileceği bir çalışma söz konusu. Tabii özellikle okuma alışkanlığı çok önemli ama bunları eğer değerler okumasına dönüştürürseniz daha büyük bir anlam kazanıyor. Burada öğrencilerimiz için biyografiler ve otobiyografiler, onların hayatlarına yön verebilecek insanların hayatlarını okumaları şeklinde dönüştüğü için gerçekten çok büyük faydaları var diye düşünüyorum. Özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tür kitapları okumaları çok önemli. Yani çok iyi hakikaten. Geçen seneden beri rüyasını kurduğumuz, hayalini kurduğumuz diyelim, rüyasını gördüğümüz bu çalışmaya bugün itibariyle start verdik. İl genelinde tabii yürüyecek bir çalışma. Bir Bilenle Bilge Nesil. Proje içeriği, ismi bu. İçeriği oldukça güzel. Vatana, millete, 15 Temmuz süreçlerini yaşayan bizler çok şeyin gerektiğini gördük, çok şeyin. Tabii çok güzel tepkiler falan oluştu o zaman ama biz hala diyoruz ki gençliğimiz hala çok ciddi eksikleri var. Geleceğe dönük endişelerimizi kafamızdan silmemiz lazım. Ve bizler öğretmenleriz, milli eğitim çalışanlarıyız ve öğrencilerle sürekli hemhal oluyoruz. Onlara matematik öğretiyoruz, tarih öğretiyoruz. Efendim, söyleyeyim. Meslek dersleriyle ilgili bilgiler veriyoruz. Fakat onlara bunlardan ne kadar ne verirsek verelim, onlara bir şey eksik bıraktığımız zaman bunun hiçbir kıymeti olmuyor. Değil mi? Bir şey, evet, o bir şey de vatan millet sevgisi, Allah korkusu, peygamber sevdası. Yemeğin tuzu olmaması. Yemeğin şey, tuzu olmaması, ekmeğin olmaması, evet, gibi bir şey bu. Daha önemli bir şey. Evet. O açıdan bir girişimde bulunduk. Proje içeriğimiz şu. Bugüne kadar geçirdiğimiz evrelerde 160 tane il genelinde tüm ilçelerimizdeki tüm liseleri muhatap aldık ve oralarda 160 tane grup kurduk. Her grup 10 kişiden teşekkür ediyor, öğrenciden. Kız grupları, erkek grupları ayrı ayrı teşekkür etti. Başlarında, hepsinin başında birer öğretmen arkadaşımız, sorumlu öğretmen arkadaşımız. Süreci başlattık. Bu süreçte biz 4 tane kitap belirledik komisyonumuzdan. Bu 4 tane kitabın her ay bir tanesi, her ay bir tanesi okunacak, kritiği yapılacak, üzerinde tartışmalar yapılacak, peşinden kompozisyonu yazılacak. Kompozisyon yazarak yazdırma kültürünü, anladığını ifade edebilme, kağıda dökebilme, noktalaması ve virgüllemesi bile çok önemli bizim için. Ve çocuğun kendi hayallerini oraya katabilme hedeflenmiştir. Ve bu çalışmanın sonuçları itibariyle ilçelerde birinciler çıkacaktır. İlimizde ilçe ve tüm ilçe birincilerin katıldığı il finali yapılacaktır. Kitaplarımızın yazarlarıyla Mayıs ayında yapacağımız büyük bir organizasyonla, final programımızla yazarlarımızla öğrencilerimizi buluşturmuş olacağız. Kitabı tamamen maliyetini, sürecin tamamı maliyetini Eğitim Birsen Tokat Şubesi olarak biz karşılıyoruz.
kitaplarımızı aldık ve öğrencilerimize verdik. Kitaplar okunduktan sonra yani kitabın işi bitmemiş oluyor. Okul kütüphanesine hediye etmiş oluyoruz kitaplarımızı. Okul kütüphanesindeki diğer döngülere o kitaplar tabi olacak. ...24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında her öğretmene bir fidan dikimi yapıldı. Fidan dikimi öncesinde Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere fidan dikimi nasıl yapılır detaylarıyla anlatıldı. Vali Ömer Toraman'ın da katılımıyla gerçekleşen fidan dikimi etkinliğinde öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında her öğretmene bir fidan projesi için buradayız, fidan dikiyoruz. Diktik, çok mutluyuz. Kaç tane fidan diktiniz bugün? 7 tane diktim. Bu 7.'si. Her öğretmene bir tane fidan dikiyoruz. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Çünkü bir ağaca can veriyoruz. Çok sevinçliyiz. Bütün arkadaşlarımız da burada birlikteyiz. Sevinçliyiz yani. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi programı kapsamında etkinlik düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte okul öncesi eğitim alan anaokulu öğrencilerinin gösterileri büyük ilgi gördü. Erbaa ilçesinde uygulama noktasında güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu. Alınan bilgiye göre KC'nin kullandığı otomobille D100 karayolunda uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil Erek Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. Otomobilden inerek koşarak kaçmaya başlayan KC polisler tarafından yakalandı. Çarpışmanın etkisiyle 3 araçta hasar meydana geldi. Tokat-Sivas Karayolu'nun 20. kilometresindeki Kızıliniş mevkiinde 2 gün önce Ahmet Bahşi yönetimindeki boş tanker yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkmış ve karşı şeride geçerek Ümit Erekli yönetimindeki 10 yüklü tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada yola savrulan tanker şoförü Ahmet Bahşi yaralanmış ve Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı. Kaza sonrası tır şoförlerinin kazanın gerçekleştiği yol ile ilgili şikayetlerini ve sorunun çözüme ulaşmasının hayati önem taşıdığını yetkililere duyurmak isteyen tır şoförü Ahmet Özyüce yaşadıkları sorunları Kanal 60 Haber aracılığı ile dile getirdi. Kaza yapar o dediğiniz arkadaşımız yabancı Batmanlı 72 plaka veriyor. Tanker tır şoförüydü. Tokat istikametine gelirken, Tokat istikametinde de Kızıliniş yolları çıkarken Tokatlı arkadaşımızın arabasına karşı yöne geçerek vuruyor, vurdurabiliyor. Evet, güzergah değiştiriyor. Güzergah değiştiriyor, kaygan olduğundan dolayı. Şunu ben şöyle özet geçmek istiyorum. Arkadaşımızın kaza yaptığı yer belli. Sizde de zaten bunun resimleri var, kayıtları var. Şimdi oraya asfalt atmış karayollara veya karayollarının taşeron firması bilebilir. Asfalt atmışlar. Yani sen bu asfaltı atıyorsun, güzel, ellerine sağlık, atmışsın da sen bunun devamını niye getirmiyorsun? 20 metre daha atsan, yani burada sanki sürücülere bir kumpas kurulmuş gibi, bir tuzak kurulmuş gibi
tam viraja gireceği yerde asfaltı kesmişler, kaygan yola giriyorsun orada. Şimdi o adam zaten yolun yabancısı, 72 plaka. Biz bildiğimiz halde bu yolları, Tokat'ın çocuğuyuz, biz bile yavaş gidiyor, acaba oraya mıydı, buraya mıydı diyerek endişeli inip, endişeli çıkıyoruz. Arkadaşımız orada farkına varıyor, ani frene basıyor, viraj olduğu için ne yapıyor, karşı yöne geçiyor. Gelen Tokat plakalı, Sivas istikametine giden yüklü tıra vurarak durabiliyor ancak. Gördüğünüz gibi sizin de zaten kupa üstünden gitmiş, arkadaşımız ölümden döndü. Hastaneye bir ziyarete de gittik, arkadaşımızın ayakları kırık, Allah'a şükür öyle atlatabildi. Şimdi hocam burada... Şimdi buradaki sorun, neyi onu bir açıklar mısın? Buradaki sorun yol hatası. Yol hatası. Tabii ki. Bu daha önce bu mevkide de kazalar oldu zannediyorum. Zaten şimdi bakın Çetin Bey, bir ayda aynı yerde 3 tane kaza oldu. Evet. Tabii bunlar çok ciddi değildi. Evet. Ama ciddi de olabilirdi. Bak bu arkadaşımız da ölebilirdi. Yani illaki yani birilerinin ölmesi mi lazım?